Değerli katılımcılar, değerli dostlar, bizi TÜBİTAK'ın tüm sosyal medya platformları üzerinden izleyen bilim dostu değerli insanlar. İnsanlık tarihinin bütün dönemlerinde daima yenilikçi fikirlerin kaynağı olan temel bilim, günümüzde de inanılmaz boyutlarda bilgi üretmeye ve yüksek teknolojilere zemin oluşturmaya devam etmektedir. Dünyadaki bu gelişmelere uyum sağlamak amacıyla tüm bilimsel faaliyetlerini bilimin ufukları kapsamında sürdürmeye gayret eden TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, bu doğrultuda temel bilimin çeşitli dallarında ve disiplinler arası alanlarda ilham verici çevrim içi seminerler düzenlemektedir. Bu etkinlikler konularına göre sınıflandırılarak toplam altı ayrı seminer serisi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda bugün yine bir Perşembe akşamı, bu sefer de astronomi ve uzay bilimleri seminer serimiz kapsamında sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben de bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sanal ortamda olsa da Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'ne hoş geldiniz. Seminerimize hoş geldiniz. Aynı zamanda büyük bir memnuniyet ve mutlulukla belirtmek isterim ki son derece özel ve son derece değerli bir bilim insanı, dünyaca ünlü Türk-Amerikan bilim insanı, Wisconsin Madison Üniversitesi Fizik Bölümünden Profesör Doktor Baha Balantekin bugünkü seminerimizin konuşmacısıdır. Baha hocamız nötrinoların kimyasal elementlerin oluşumundaki rolü ve kolektif nötrino salınımlarındaki dolanıklık konulu bir konuşma yapacaktır. Profesör Doktor Baha Balantekin, Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nün çok eski bir dostudur. Değerli hocamız daha önceki dönemlerde de enstitümüzü ziyaret ederek seminerlerimize katkılar sağlamış, yaz okullarımızda dersler vermiştir. Bu dönemde seminer davetimizi kabul ederek bizleri onurlandırmıştır. Baha Balantekin hocamızın bilimsel çalışmaları, nükleer fizik ve parçacık fiziği ekseninde, nötrino fiziği ve astrofiziği, kuantum enformasyon biliminin atom altı fiziğinde uygulanması gibi modern teorik fiziğin en heyecan verici konularını kapsamaktadır. Ankara'da dünyaya gelen Baha hocamız 1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden fizik lisans derecesini almıştır. Daha sonra ABD'ye gitmiş ve buradaki Yale Üniversitesi'nden 1982 yılında doktora derecesini almıştır. Ardından 1982-84 yılları arasında MIT'de doktora sonrası araştırmalar yapmış. 1984-86 yılları arasında ise Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda Eugene Wigner bursiyeri olarak araştırmalar yapmıştır. 1986 yılında Wisconsin Madison Üniversitesi'ne katılan Baha hocamız bugün burada fizik bölümünde Eugene Wigner profesörü olarak görev yapmaktadır. Çok ilginçtir ki ve gurur vericidir ki bir zamanlar Nobel ödüllü fizikçinin adını taşıyan Eugene Wigner bursiyeri olarak araştırmalar yapan Baha hocamız çok ilginçtir ve gurur vericidir ki 1986 yılında Wisconsin Madison Üniversitesi'ne katılmış, daha sonra aynı üniversitede fizik bölümünde Eugene Wigner profesörü olarak görev almıştır. Bu son derece önemli ve gurur verici bir olaydır. Baha hocamız TÜBİTAK Bilim Ödülü ile Alexander von Humboldt Vakfı Kıdemli Bilim İnsanı Ödülü başta olmak üzere birçok değerli ödüllere layık görülmüştür. Bu noktada ben seminer davetimizi kabul ettiği için Baha hocamıza bir kez daha teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Baha hocam hoş geldiniz. Lütfen buyurun, söz sizindir. Çok teşekkür ederim. Hem
Hepinize iyi akşamlar. Akşam zamanınızı bu konuşmaya ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bugün kolektif nötrino osilasyonlarındaki dolanımlık üzerine konuşmak istiyorum. Bu konuyu belli bir çerçeve içerisinde oturmak için biraz daha baştan başlayayım. Bu da bu sıralarda son derece astrofizikte son derece güzel değişmeler oluyor. Bayağı gelişmeler var. Bu gelişmeleri esenleyen bir nokta müthiş hassas enstrümanlar. Örneğin bu şeyler COBE, WMAP, Planck gibi uydular ve de Subaru ve Keck gibi son derece büyük aynalı teleskoplar. Yani bu gelişmeler son 20-30 yıl içerisinde astrofiziğin yüzünü tamamen değiştirdi. Ama astrofiziğin yüzünü tamamen değiştiren ikinci bir noktada nükleer ve parçacık fizik konularında çalışan laboratuvarların yaptığı deneyler ve aldığı sonuçlar. Bu laboratuvarlar bayağı hassas ve normalde astrofizik, örneğin astronomi aslında 20 yüzyıllık bir konu. Astronomi yüzyıllarca gözle görülen ışığa baktı. Dolayısıyla gözle görülen ışık belli bir atomik ya da moleküler son derece kısıtlı atomik ve moleküler fizikten geliyor. Fakat şu anda mikrofiziğin bir sürü dallarını astrofizikle bakabiliyoruz. Örneğin çok elçili gözlemler yapıyoruz. Çok elçili gözlemlerden kasıt aynı noktaya, aynı astrofiziksel objeye gravitasyonel dalgalarla, görülebilen ışıklarla, ultraviyolet ve kızılaltı ışıklarla ve nötrinolarla bakabiliyoruz. Dolayısıyla epey şey değişti. Şimdi 21. yüzyılın başında Amerika Ulusal Bilimler Akademisi bir kitap çıkardı. Bu kitapta bir sürü sorular vardı. Bu sorulardan iki tanesi bayağı ilginçti. Bir tanesi nötrinoların kütlesi nedir ve evrimin gelişmesini ne şekilde etkilediler? İkinci bir soru da etrafta gördüğümüz kimyasal elemanlar nerede yapıldı? Özellikle demirden uranyuma kadar periyodik cetvele bakarsanız demirden uranyuma kadar olan bütün elemanlar nerede yapıldı? Biz Hans Bethe ve onunla birlikte çalışan bir sürü meslektaşları yıldızların demire kadar olan kimyasal elemanları nasıl yaptığını anladılar. Fakat demirden daha ötedeki kimyasal elemanların nerede yapıldığını henüz daha bilmiyoruz. Tabii bir takım fikirlerimiz var ama nerede yapıldığını henüz bilmiyoruz. Şimdi elemanlar, bu kimyasal elemanlar nerede yapılıyor? Bu tabloda ekseninde nötron sayısı, y ekseninde de proton sayısını görüyorsunuz. Ve bu bilinen elemanların çekirdekleri bu turuncu olarak gösterilmiş. Ve oradan tabii bilinmeyen elemanlar da var. O başka bir hikaye. Bu elemanlara nasıl yapılacağını gösteren şeyin artısı, slide'ın sağ altında gördüğünüz kimyasal ve çekirdek reaksiyonlarıyla nasıl gidileceğini görebiliyorsunuz. Şimdi bu elemanlar nerede yapılıyor? Biliyorsunuz büyük patlama hidrojen ve helyum yapıyor genellikle. Helyumdan ötesini yapmak çok zor. Biraz lityum, biraz da döteryum yapabiliyor ama
Helyumdan ötesini yapmak çok zor. Çünkü yani toplam proton ve nötron sayısı 5 olan çekirdek yok. Dolayısıyla orada bir çekirdek atlaması lazım. Bir de kulomb enerjisi gitgide artıyor. Bu füzyon reaksiyonlarını gitgide zorlaştırıyor. Dolayısıyla büyük patlamada bir tek hidrojen ve helyum, biraz da lityum ve döteryum yapılabiliyor, o kadar. Şimdi tabii büyük patlamadan biraz sonra gökyüzünde, evrende bu elemanlar var. Bu elemanlar bir araya geliyorlar ve üçüncü nüfus, astronomların üçüncü nüfus dediği yıldızlar yapıyorlar. Bunlar son derece büyük yıldızlar ve metali çok az olan yıldızlar. Bu arada söylemek istiyorum ki astronomlar hidrojen ve helyum dışındaki her şeye metal derler. Dolayısıyla bu yıldızlarda bir tek hidrojen ve helyum var. İşte tabii bu yıldızlar çok büyük. Çok büyük oldukları için ortalarındaki sıcaklık çok yüksek. Enerjileri, yani nükleer reaksiyonların enerjileri bayağı yüksek. O yüzden çok hızlı reaksiyonlar yapabiliyorlar. Ve işte hidrojen ve helyumdan başlayaraktan demire kadar olan bütün elemanları bayağı çabuk bir şekilde yapabiliyorlar. O yüzden ömürleri kısa. Ve ömürlerinin sonunda süpernova oluyorlar. Niye? Çünkü demire kadar yıldızın ürettiği kimyasal elemanlar demire kadar giderken her şey güzel, yolunda. Çünkü bu kimyasal reaksiyonlar enerji veriyorlar. Füzyon reaksiyonları enerji veriyorlar. Ve bu enerji yer çekimini, gravitasyonun baskısını karşılıyor. Fakat demir civarındaki elemanlara vardığımız zaman artık bu reaksiyonlar enerji vermiyor. Enerji almak istiyorlar. Yani enerji veren değil de enerji alan reaksiyonlar. O yüzden artık gravitasyonun itkisini, aşağıya doğru itmesini karşılayacak hiçbir kuvvet yok. O yüzden yıldız çökmeye başlıyor. Biz buna işte süpernova çökmesi diyoruz. Bu çökme sırasında, bu çökme aslında son derece düzenli bir çökme. Yani kaotik bir çökme değil, son derece düzenli bir çökme. Bu çökme sırasında yıldızdaki bütün elektronlar, yıldızdaki bütün protonlara yakalanıyor, nötron yapıyorlar ve biraz da nötrino veriyorlar. Bu nötronlar çöküyor. En sonunda Pauli ilkesi yüzünden bir noktadan öteye gidemiyorlar. O yüzden çökme duruyor, daha doğrusu çökme duruyor ve geriye tepiyor. O geriye tepmenin tam nasıl yapıldığını anlamış değiliz. Bu çöken nötronlar nötron yıldızı yapıyorlar, ama bu çok sıcak bir nötron yıldızı. Bu nötron yıldızı tabii soğumak istiyor. En soğumak kolay yolu da nötrinolar atarak soğumak. O yüzden nötrino emission bayağı yüksek. Şimdi bu şeyler, ikinci elemanlar yıldız olduktan sonra, birinci, üçüncü sınıf yıldızlar süpernova olduktan sonra demire kadar gittiği zaman yaptıkları elemanları bütün evrene yayıyorlar. Şimdi bu elemanlardan tekrar yıldızlar yapılıyor. Bunlara nüfus 2 yıldızlar deniyor. Bu yıldızlar da evrimleşiyor. Bir kısmı süpernova oluyor ve uranyum, europium, thorium gibi kimyasal elemanları yapıyorlar. Bunu yapan elemanlara R process ya da hızlı süreç diyoruz. R burada rapid, yani hızlı. Öbür bazı yıldızlarda yavaş bir şekilde S process ya da yavaş süreç diye diyoruz. Bu R process ya da hızlı süreç ve de S process ya da yavaş süreç, ikisi de fiziksel olarak birbirine çok benziyor. Yani bir çekirdekle başlıyorsunuz. Bu çekirdeğe tohum çekirdek deniyor. Bu çekirdek nötronları absorbe ediyor. Nötronları absorbe ede bir noktadan sonra beta ışınımına göre dengesiz kalıyor.
Bu nötronlardan bir tanesi proton oluyor ve elektron ve nötrino veriyor. Dolayısıyla bir sonraki çekirdeği yapmış oluyorsunuz. Bu olay ya çok çabuk olabiliyor. Onun için buna R proses ya da hızlı proses deniyorlar. Çok çabuktan kasıt birkaç dakikada oluyor. Bunun tabii olması için son derece katastrofik bir ortam olması lazım. Her şeyin son derece çabuk değiştiği bir ortam olması lazım. Öbür süreç, S proses ya da yavaş süreç yıllarca alıyor. Bu aynı gene nötrolar absorble, nötronlar tohum çekirdekleri absorb oluyor, nötrolar çıkıyor ama bu proses son derece yavaş oluyor. Dolayısıyla bu yıldızların normal evriminde yavaş yavaş olabiliyor. Şimdi bu R proses, of course R proses dediğimiz hızlı süreç nerede yapılıyor pek iyi bilmiyoruz. Fakat bu büyük patlama ile süpernovayı karşılaştırırsak, bunların ikisinde de nükleosentez yapılabiliyor. Bunlar bayağı değişik. Büyük patlamada nötron sayısı az. Nedeni de nötronları kuarklardan yapmak zorundasınız. Dolayısıyla enerji lazım yapmak için. Yani nötronun kütlesine bir şekilde ortaya çıkarmanız lazım enerjiden. Nötronların kütlesi protonların kütlesinden daha fazla. O yüzden protonları yapmak daha kolay, nötronları yapmak daha zor. Süpernova'yı tam tersi, çünkü bu süpernova patlaması sırasında bayağı nötronlar yaptınız. Protonların sayısı çok azaldı. Dolayısıyla büyük patlamada nötronlar az, protonlar çok. Süpernova'da nötronlar çok, protonlar az. Biz buna parçacık fiziğinde izospin simetrisi diyoruz. Dolayısıyla bunların izospinleri biraz değişik, birbirinin tam tersi. Bu hızlı prosesin, hızlı sürecin nerede yapıldığını bilmiyoruz. Bir ihtimal süpernova patlamalarında oluyor. Öbürü de nötron starların füzyonunda, bir araya gelmesinde oluyor. Bu birinci ortam, yani süpernova ortamı gözlendi. Yüzyıllardan beri süpernova gözlüyoruz. Bu nötron starların füzyonu da geçmiş 10 yıl içerisinde birkaç tanesi gözlendi. Hem gravitasyonel dalgalarla hem de ışıkla, nötrolarla gözlenmedik ama hem de ışıkla gözledik. O yüzden bu tür gözlemlere çok elçili gözlemler diyoruz. Yani çok elçiden kasıt, bu ortamdan gelen bize bilgi gravitasyonel dalgalarla geliyor, ışıkla geliyor ve umarız nötrolarla da geliyor. Fakat nötrolar bütün bu şeylerde önemli bir rol oynuyorlar. Bütün bu ortamlarda önemli bir rol oynuyorlar. Bu hızlı proses dediğimiz, hızlı süreç dediğimiz süreç bayağı universal. Hatta çok değişik yıldızlardaki olan kimyasal elemanların nasıl değiştiğine bakıyoruz ve çok benziyor birbirine. Dolayısıyla bu evrensel bir süreç. Nerede oluyorsa fark etmez, aynı şekilde oluyor. Nötron starların çarpışmasından, füzyonundan gelen nötronları henüz gözlemedik. Fakat süpernovaların çökmesinden gelen nötronları gözledik. Bu 1987'de süpernova 1987A dediğimiz süpernova örneğin nötroları gözledi. Bu gördüğünüz sol tarafta gördüğünüz deney Japonya'da yapıldı. Onun için Japonca yazıyor. Sağ tarafta, ekranın sağ tarafında gördüğünüz deney sonuçları da üç değişik gözlemden geliyor. Kamioka, IMB ve Baksan'da. Bu nötronları biz gözledik. Yani bu artık bir hipotetik bir şey değil, gözlemle kanıtlanmış bir olgu. Şimdi biraz daha karikatür yapmak isterseniz, nötron star oluşuyor. Nötron star bir şekilde çok sıcak ilk oluştuğunda, yani enerjisi çok yüksek. O yüzden enerjisini atmak istiyor. Şimdi hatırlarsanız yazın
enerjinizi atmak için en kolay yol terlemektir. Çünkü giden bu su buharları enerji götürür, sıcaklığı, vücudunuzdan sıcaklığı götürür. Fakat bu nötron yıldızı örneğin ışık saçaraktan soğuması kolay değil. Çünkü ışık bildiğiniz gibi bütün elektrik yüklü her şeyle etkileşir. O yüzden ışığın bir noktadan öbür noktaya gitmesi de çok zaman alır. Hemen çabucak soğutamaz. Öte yandan nötrinolar çok az etkileşen yani zayıf etkileşme yapan parçacıklar. O yüzden fazla fazla etkileşmeden çabucak yıldızdan çıkıp enerjiyi başka tarafa götürebiliyorlar. O yüzden nötron yıldızının soğuması genellikle nötrinolarla oluyor. Biraz daha konuşacağım. Bu süpernovanın ortasında nötron yıldızı oluştu. Nötron yıldızı nötrino ataraktan soğuyor. Bu nötrinolar nükleosentez yapılan noktaya geliyorlar ve nötron proton oranını saptıyorlar. Niye? Bu iki reaksiyona bakarsanız slaydın ortasındaki elektron nötrinoları nötronlarla çarpıştığında proton yapıyor. Elektron antinötrinoları protonlarla çarpıştığında nötron yapıyor. Dolayısıyla elektron nötrino akısı ve elektron antinötrino akısı nötron proton oranını belirliyor. Nötron proton oranı da tabii ki önemli bir parametre nükleosentez için, özellikle hızlı proses nükleosentez için. Çünkü hızlı proses nükleosentez epeyce nötron kullanıyor. Dolayısıyla nötron proton oranı bayağı yüksek olmalı ki hızlı proses nükleosentez olabilsin. Tabii eninde sonunda bu nötronları yeryüzünde yani yeryüzündeki laboratuvarlarda görmek istiyoruz. Bu tamamen ayrı bir konu. O konuda konuşmayacağım. Dediğim gibi bu hızlı proses, hızlı süreç nükleosentez ne hem süpernovalarda hem de nötron yıldızların çarpışmasında, füzyonunda olabilir. Fark etmez. İki tarafta da nötronlar son derece önemli rol oynuyorlar. Şimdi bu nötrinolar tabii bir başka özelliği de nötrinoların karışması. Yani nötrino çeşni dediğimiz yani elektron, miyon, tau nötrinolarına nötrino çeşnileri diyoruz. Bu nötrino çeşnilerinin öz değerleri kütle öz değerleriyle aynı değil. Dolayısıyla elektron nötrinosu dediğimiz nötrino kütlesi belli olan bir parçacık değil. Kütlesi değişik olan 3 tane parçacığın karışımı. Şimdi biz 3. parçacığı konuşmayalım. 2 parçacığın karışımı diye düşünelim. Daha kolay olsun. İkinci 2 parçacığın karışımına elektron nötrinosu diyoruz örneğin. Bu tabii bir belli bir karışım. Bu karışımın dik olanına da müon nötrinosu diyoruz. Bu yüzden nötrinolar yıldızın ortasından, süpernova olan yıldızın ortasından yani nötron yıldızından çıkan nötrinolar, nötron yıldızından çıktıktan sonra süpernova ortasından giderekten süpernovanın dışına çıkacaklar. Bu sırada nötrino salınımları oluyor. Yani bunlar osile ediyorlar. Bu iki çeşni birinden öbürüne dönüşebiliyor. Şimdi nötrinolar tabii bayağı yüksek. Şeyin tam ortasında, nötron yıldızının tam ortasında nötrino sayısı çok yüksek. Bunun nedeni de, bunun için bir slaydım yok. Bunun nedeni de patlamadan önce olan yıldızın, yani patlayan yıldızın gravitasyonel bağlanma enerjisi genellikle tamamen nötrinolara dönüşüyor. Bu gravitasyonel bağlanma enerjisini hesap etmek mümkün. 10 üzeri 53 erg ya da 10 üzeri 58 MeV. Bu enerji tamamen nötrinolara dönüşüyor. Ortalama nötrino enerjisi 10 MeV. Bunu da 1987 A süpernovasının gözlemlerinden biliyoruz. Dolayısıyla
Nötron yıldızı 10 üzeri 58 enerjiyi atmak zorunda. Atmak istiyor, soğumak istiyor. Bu 10 üzeri 58 nötronoyu averaj enerjisi 10 MeV olan 10 üzeri 58 MeV enerjiyi averaj enerjisi 10 MeV olan nötronlarla atmak istiyor. Dolayısıyla 10 üzeri 57, 10 üzeri 56 nötrino çıkıyor yıldızdan, nötron yıldızında ve işte uzaya gidiyor. Bu aslında son derece yüksek bir sayı düşünürseniz. Çünkü örneğin Avogadro sayısı 10 üzeri 23. Bütün etrafımızda gördüğümüz her materyaldeki Avogadro sayısı 10 üzeri 26. 10 üzeri 26 ile 10 üzeri 57 bayağı farklı. O yüzden nötronlar birbirleriyle de çarpışıyorlar. O kadar çok nötrino var ki, o kadar çok yakın ki bunlar birbirleriyle çarpışıyorlar. Bu nötrino-nötrino çarpışmaları bayağı önemli oluyor. O yüzden buna density matrix diyoruz, bu rho kantitesine. Bu density matrix'in gelişmesi böyle bir denklemle açıklanabiliyor. Burada H Hamiltonian, yani nötronları ve yıldızı temsil eden Hamiltonian, rho'da density matrix dediğimiz, Türkçesi yoğunluk matrisi herhalde. Bu C terimi de diğer çarpışmalar, nötrino-nötrino çarpışmaları Hamiltonian içerisinde, C terimi de diğer çarpışmalar. Biz bunu çözmek istiyoruz. Biz bunu bu noktayı çözmek istiyoruz. Şimdi bu aslında dediğim gibi 10 üzeri 58 tane nötrino çıkıyor. Bu yüzden nötrino nötrino etkileşmelerini işin içine koymamız lazım. Bu nötrino nötrino etkileşmelerini işin içine koymasak, örneğin bir yıldızdan çıkan nötrinoya baksak, güneşten gelen nötrinolara baksak, burada nötrinolar fazla etkileşmedikleri için belli bir mean field, ortak alanla etkileşiyor diye düşünmek lazım. Dolayısıyla her nötrino tek kendi başına gidiyor. Bu işte normal nötrino salınımları ya da MSW etkisi dediğimiz nötrinoların yıldızdaki elektronlarla ve protonlarla, nötronlarla olan ilişkisini gösteren etki, MSW etkisi. Bu aslında kolay çünkü burada her nötrino kendi başına gidiyor. Fakat süpernovalarda ya da çarpışan nötron yıldızlarında, füzyon eden nötron yıldızlarında bu yeterli değil. Nötrino-nötrino etkileşmelerini de işin içine koymak lazım. Bu ikinci terim aslında nötrino süpernovalardaki ve nötron yıldızı füzyonlarındaki nötrino gaz problemini bayağı ilginç, çok cisimli problem yapıyor. Bu yüzden kolektif etkiler çıkıyor, emergent dediğimiz etkiler çıkıyor. Örneğin korunan kantiteler var ve nötrino enerji spektrasında bayağı ilginç değişiklikler olabiliyor. Aslında bunu bir şekilde konuşmak, söylemek istiyorum. Burada bir astrofiziksel, astrofiziğin yani dünyada olmayan, dünyada göremeyeceğimiz, yeryüzündeki deneylerde göremeyeceğimiz etkileri astrofizikte görmek mümkün. O astrofiziği kullanaraktan yeryüzünde yapamayacağımız testleri astrofizikle yapmamız mümkün. Örneğin yeryüzünde nötrino-nötrino çarpışmasını, nötrino-nötrino kolizyonunu, saçınımını görmemiz mümkün değil. Çünkü bu zayıf etkileşme, yeryüzündeki en kuvvetli nötrinolar reaktörlerden geliyor. O yüzden yeterince akı yok. Bunu yeryüzünde görmemiz mümkün değil. Ama bu etki, nötrino-nötrino saçınımı süpernovanın evriminde bayağı önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden önemli. Bu çok cisimli sistemlere bakarsanız, örneğin atom çekirdeklerinde etkileşme, strong etkileşme, en fazla 200 tane, yani uranyum 208, 200, 210, 220 parçacık var. Katı hal fiziğinde önemli olan etkileşme elektromanyetik,
En fazla Avogadro sayısı kadar parçacık var ki genellikle son derece kısıtlı bir yönüne bakıyoruz. Avogadro sayısı parçacığa göz bakmıyoruz. Fakat bu nötroların, süpernovadaki nötroların yarattığı çok isimli problem 10 üzeri eksi 8 10 üzeri 58 parçacık ile yapılıyor. Şimdi bu birkaç tane slaydım var. Biraz fazla formüllü, özür dilerim. Eğer işinizde astronom arkadaşlarımız varsa. Bu yıldızların karışmasını nötrino çeşni izospini diye gösterebiliyoruz. Örneğin elektron nötrinosu buna bir spin yani normal elektronların spini gibi spin dersek, elektron nötrinoları spin up, müon nötrinoları da spin down dersek ve bunlara oluşturma ve yok etme operatörlerine A ve A dagger desek, bu operatörler çeşni kullanaraktan yazdığımızda A E ve A mu diyelim, bu elektron nötrinosu ve müon nötrinosunu yok eden operatör ve kütle olarak yazdığımızda da A1 ve A2 diyelim. A1'in A1 kütlesi M1 olan nötrinoyu yok eden operatör, A2'de kütlesi M2 olan nötrinoyu yok eden operatör. Dolayısıyla eğer nötrinolar tamamen serbest ise bu şeyleri yazmamız, Hamiltonian'ı yazmamız mümkün. Çünkü sayı operatörü, kütlesi M1 olan nötroların sayı operatörü A1 dagger A1 ve bu nötroların enerjisine de E1 diyelim. E1 de tabii o nötroların E1'in karesi nötroların kütlesinin karesi artı nötroların momentumunun karesi. Öbürü de kütlesi M2 olan nötroların enerjisi de E2 diyelim. Fakat bu kütleler çok küçük olduğu için bunu Taylor açınımı yaparaktan yaparsak bazı terimler unit birim operatöre ortak olduğu için geriye kalanlar kütlenin karesi, nötroların kütlesinin karesi çarpı nötrino sayı operatörü ve bunların hepsini de nötrino enerjisine bölüyoruz. Ve eğer karışımı da işin içine katarsak Hamiltonlar bu şekli alıyor. Şimdi tabii orta yıldızdaki elektronları da koyabiliyoruz. Onu da yaparsak başka bir terim geliyor. Bu terim tabii Fermi katsayısı var. Çünkü bu zayıf etkileşmeyi temsil ediyor. Bir de elektron N sub E dediğimiz elektron yoğunluğu işin içine giriyor. Bunları ya kütle bazında ya da çeşni bazında yazmamak mümkün. Bunu da yaparsak ve nötrino-nötrino etkileşmelerini de koyarsak Hamiltonian'a gördüğünüz gibi bir terim eklememiz lazım. Şimdi bu C angular SU2 yani açısal momentum cebirini temsil eden normal açısal momentumda 3 tane yön var. C X C Y CZ diye yazarsanız bu açısal momentum gibi fakat buradaki spin nötroların çeşitlerinden geliyor. Nötrino spin up, elektron nötrinosu spin down de müon nötrinosu olarak yazıyoruz. Böyle yazarsak o dili kullanarak yazarsak o zaman bu Hamiltonian'ı açısal momentum operatörleri cinsinden yazmamız mümkün. Bu Hamiltonian da gördüğünüz şekli alıyor. Buradaki theta, yalın theta karışma açısı, theta pq dediğimizde momentumu p olan ve momentumu q olan nötroların arasındaki açı, momentumları arasındaki açı. Bu şey açıkça yani hesapları yazmak istemiyorum çünkü şey olarak teknik olarak çok karışık. Fakat bunu ve burada SU2 cebiri kullanaraktan yaptım. Çünkü iki tane çeşni aldık. Elektron nötrinosu ve müon nötrinosu. Üçüncü çeşniyi yani tau nötrinosunu da işin içine katmamız mümkün. Onu yaparsak SU3 cebiri
koyacağız. Bunların hepsini yapmak mümkün ve bunların büyük bir kısmı öğrencim Yamaç Pehlivan tarafından yapılmıştı. Fakat bu problem çok karışık bir problem olduğu için ortak alan yaklaşımında, yani mean field dediğimiz yaklaşımda yapılıyor. Bu yaklaşımın ne olduğunu da söyleyeyim. İki operatör yaklaşık commute ediyorsa, O1 ve O2 diyelim, bu iki operatörün çarpımını operatör, tek operatör çarpı diğer operatörün bekleneme değeri, expectation value olarak yazmamız mümkün. Bunu yaparsak işte bir ortak alan teorisi yapıyor. O zaman bu iki nesneli çok cisimli problem tek nesneli one body probleme dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bunu çözmek bayağı kolay. Bu yüzden dünyadaki bütün hesaplar, süpernovalardaki nötroların nasıl gittiğini anlamak isteyen bütün hesaplar bu yaklaşımı, hemen hemen bütün hesaplar bu yaklaşımı kullanıyor. Dolayısıyla diyoruz ki bu bir nötrino, nötron yıldızından gelen nötrino süpernovanın içerisinden geçerken tek tek diğer nötrolarla ilk etkileşmiyor da bu diğer bütün nötroların yarattığı bir ortak alanla etkileşiyor. Bu tabii bir yaklaşım. Anlamak istediğimiz bu yaklaşımın ne kadar doğru olduğu ki acaba süpernovalardaki nötroların eğilimini, evrimini anlayabiliyor muyuz? Bunu tabii eğer içinizde parçacık fizikçisi varsa bunu parçacık fiziği dilinde yapmak da mümkün. Fakat bu konuya girmek istemiyorum. Şimdi bu konuştuğumuz Hamiltonyan bu. Bu her bir momentum için başka bir SU2 cebri var. Ve bu şeye bütün cebirleri altına bir P yazıyoruz ki bu momentum, hangi momentumu temsil ediyorsa o cebir, C sub P o momentuma denk geliyor. Ve işte bütün yapmak istediğimiz bu Hamiltonyanı çözmek. Şimdi bu Hamiltonyanı çözmek de kolay değil. Çünkü dediğim gibi yıldızda 10 üzeri 58 tane nötrino var. Ve bu açılardan 10 üzeri 58 nötrinolar arasında bir sürü değişik açılar olabiliyor. Pardon. Bu değişik açılar hepsini yapmamız mümkün değil tabii. Birkaç tanesini yapmak mümkün. Birkaç tanesini ortaya göz önüne alaraktan bunu hesap etmek mümkün. Fakat hepsini hesap etmemiz mümkün değil. O yüzden şey diyoruz, belki bütün bu açılar yıldızdan, nötron yıldızından uzaklaştıkça o kadar önemli olmayabilir ve belki bunların ortalamasını alabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden bu son terimdeki 1 eksi cosine theta'yı bu toplamın dışına çıkartıp bir tek nötron yıldızından olan uzaklığa bağlı olduğunu düşünürsek o zaman son derece daha basit görünen bir Hamiltonyan ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu Hamiltonyanın enerji değerlerini bulmak da kolay değil. Çok basit görünen bir Hamiltonyan olsa bile bunun enerji değerlerini bulmak da kolay değil. Ama şey düşünürseniz her bir momentumda tek bir nötrino olsun. Dolayısıyla her bir momentumda bir tek spin, nötrino çeşni spini koymuş oluyoruz. Yani her bir nötrino ya spin up yani elektron nötrinosu ya da spin down müon nötrinosu. Her enerjileri öyle bölüyoruz ki her enerjiye bir tek nötrino tekabül ediyor. Böyle yaparsak bu açısal momentum cebirinin temsillerini düşünürseniz C eşittir 1 bölü 2 temsiline tekabül ediyor. Dolayısıyla ne kadar enerji bini varsa, ne kadar enerji işin içine koyduysak o kadar nötrinomuz var ve bunların hepsi de C eşittir 1 bölü 2 temsilinde açısal momentum cebirinin. Dolayısıyla bunların hepsini hesap etmemiz lazım. Tabii n tane nötrino var diyelim. Bu n tane 1 bölü 2 spininin toplamına bakmak istiyoruz. Toplam spinine bakmak istiyoruz. Bu problem de kolay değil.
İki tane alırsanız buna Clebsgord'dan katsayılır diyoruz. Kuantum mekaniği derslerinden hatırlarsak. Clebsgord'dan katsayılarıyla ikisini yapmak mümkün. Üç tanesini alırsak Rocca, meşhur fizikçi Rocca'nın yaptığı 9C sembolleri var. Onlarla yapmak mümkün. Gitgide artırırsanız bayağı zor. Ama bütün spinler aynı yönde ise, yani bütün nötrinolar elektron nötrinosu ya da bütün nötrinolar müon nötrinosu ise, o zaman bunları eklemek mümkün. Bayağı kolay. Çünkü hepsi spin up, dolayısıyla m sub j artı 1 bölü 2. Bunların hepsini toplarsanız toplam m sub j n bölü 2, n tane nötrino varsa oluyor. Dolayısıyla bu c eşittir n bölü 2 temsilinde, yani bu c eşittir n bölü 2 açısal momentum cebirinin c eşittir n bölü 2 temsilindeki en uçtaki iki tane özdeğere gitmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunların enerjisini yazmak mümkün. Öbürlerini yazmak bayağı zor. Fakat şimdi genel çözüm yapmak da mümkün. Bunları atlayacağım. Fakat bu seminerde tutacağım. Dolayısıyla sonradan seminere bakarsanız onları yapmanız mümkün. Bunların hepsini atlayayım. Çünkü bayağı teknik. Fakat ilgilenen arkadaşlar varsa bu slaytlara sonradan bakabilirler. Şimdi öyle olduğu için eğer öyle bir toplama düzeni sisteme bakarsak ki ilk başta bütün nötrinoların hepsi birbirinin aynı. Dolayısıyla diyelim ki nötron yıldızından gelen bütün nötrinolar belli bir Fermi-Dirac distribution'ı gibi bir distribution'la dağılıyorlar. Hepsine de elektron nötrinosu diyelim. Dolayısıyla hepsi de spin up. Bunların nasıl değiştiğini anlamamız mümkün. Çünkü açısal momentum temsilini bulmamız lazım. Ve burada gösterdiğim örneğin 250 tane nötrino alırsak, tabii yıldızda 10 üzeri 57-58 nötrino var. O 250 nötrino sayısı çok az. Fakat 250 tane nötrino alırsanız ve bütün nötrinoların hepsinin elektron nötrinosu olduğunu düşünürseniz, yıldızın, nötron yıldızından çıkan nötrinoların enerji değişimi sol taraftaki gibi. Bir nötron yıldızından çıktı, bütün süpernovanın içerisinden gitti ve dünyaya kadar geldi bir nötrinolar. Oradaki enerji değişimi de sağdaki gibi. Ve bunu yaparsak gözlüyoruz ki belli bir enerjiye kadar olan nötrinolar elektron nötrinosu olarak kalıyor. Fakat bu enerjinin üstündeki nötrinolar müon nötrinosu oluyorlar. İşte buna spectral swap, yani spektra değiş tokuşu diyoruz. Bu hesap hem ortalama alan teorisiyle yapıldı, hem de normal çok cisimli, yani kolay olan çok cisimli teoriyle yapıldı ve birbirleriyle uyuşuyor. Dolayısıyla ortak alan teorisi burada iyiymiş gibi görünüyor. Şimdi aslında bunu biraz daha iyileştirdik. Bunu yapan öğrenci de Savaş Birol. Şu anda Mimar Sinan Üniversitesi'nde doçent oldu kendisi. Bunu biraz daha arttırdık. 10 üzeri 250 nötrino üzerine 10 üzeri 8 nötrino aldık ve 1200 tane enerji binine koyduk bunları. Ve aynı şekilde bu spektra değiş tokuşunu gözledik. Normal mean field hesabında. Şimdi daha pratik yapmak da mümkün bunu. Bunu yapan da öğrencim Michael Servia ve doktor postdoc Emal Patvar'dan. Bunu da konuşmak istemiyorum fakat ilgilenen arkadaşlar slaytlardan bakabilirler. Fakat ne yaptığımızı anlatalım. Şimdi iki tane değişik yöntem var. Bu bakmak istediğimiz nötron yıldızlarından, nötron yıldızının soğumasından gelen nötrinolar süpernova içerisinden giderken nasıl değişiyorlar? Buna bakmak istiyoruz.
Ve bu nötronların sayısı çok yüksek olduğu için birbirleriyle de etkileşebiliyorlar. Bu etkileşmeyi koymak istiyoruz işin içine. Fakat bu etkileşmeyi bayağı hiçbir yaklaşım yapmadan yapmamız çok zor. Onun için bir yaklaşım yapıyoruz. Diyoruz ki her nötrino başka bir nötrinoyla etkileşmiyor da bütün bu nötrinoların diğer bütün nötrinoların oluşturduğu ortak alanla etkileşiyor. Buna işte ortak alan ya da mean field yaklaşımı diyoruz. Fakat iyi düşünürseniz bir sistem var içinde. N parçacığımız var ve bunlarda bütün bu parçacıklar değişik K durumlarına girebiliyorlar. Burada K çeşni sayısı yani elektron nötrinosu ve müon nötrinosu K eşittir 2. Eğer 3 tane nötrino işin içine koyarsak K eşittir 3. Yani N particle yani 10 üzeri 58 nötrinomuz var. Bunlar da K'de 3. Şimdi Hilbert uzayının boyutuna bakarsak normal çözümde, tam çözümde hem entangled hem de unentangled dediğimiz durumlar var. Entangled yani dolanımlı ve dolanımsız durumlar var. Ve Hilbert uzayının boyutu da K to the power n, K üzeri n. Fakat ortak alan yaklaşımını yaparsak bu dolanımlı durumlar tamamen ortadan kalkmış durumda. Bir tek dolanımsız çünkü her nötrino kendi başının çaresine bakıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bunu diagonalize etmek mümkün. Fakat diagonalize ettiğimiz uzayın boyutu artık K to the n değil, K çarpı n. Fakat bir sürü durumu ortadan attık bu şey yaparsan. Yapmak istediğimizde bu attığımız acaba çözümü gerçekten uzaklaştırıyor mu? Şimdi bir örnek daha vereyim bu entangled ve unentangled state'lerde. Şey diye düşünün, iki tane çocuk televizyon seyrediyor. Bunlar uslu uslu oturup televizyonu seyrediyorlarsa birbirlerinden etkileşmiyorlar fazla. Bir tek televizyon yani televizyon ortak alan diyelim etkileşiyorlar. Dolayısıyla hepsi iki çocuğun her biri tek yaptığını yapıyor diye düşünebilirsiniz. Ama bu iki çocuk uslu uslu oturmuyorsa bir taraflarında itişip kalkışıyorlarsa o zaman tabii birbirlerinden dolanımlılar bunlar. Bir tek televizyonla etkileşmiyorlar, birbirleriyle de etkileşiyorlar. Tabii bu her şeyi değiştiriyor. Burada gördüğümüzde bunun basit olsa bile geliştirmiş hali. Şimdi bu dolanımlılığı anlamamızın en kolay yolu da entropi ile bakmak. Von Neumann entropide bu density operatörü çarpı density operatörünün logaritminin trace'inin eksisi. Bu trace negatif, onun için başına eksi koyuyoruz ki entropi pozitif olsun. Eğer state saf ise, yani hiçbir şekilde başka bir şeyle etkileşmiyorsa, tamamen Hilbert uzayı ise, density operatörünün karesi density operatörüne eşdeğer. Bunu kabul ederseniz entropi sıfır. Eğer bu density operatörünün karesi density operatöründen farklıysa, entropi de sıfırdan farklı. Bu polarizasyon vektörü cinsinden yazmamız mümkün. Fakat bunu göstermek istemiyorum. Gene bu şeyleri slaytlarda bırakacağım. İlgilenen arkadaşlar bakabilirler. Şimdi bunu anlamamız için reduced density matris yani bir takım density matrix'te bir sürü nötrolar var. Yapmak istediğimiz bu nötroların hepsinin üzerinden trace yapıp bir tanesini bırakmak. Yani bir tanesini sabit tutmak, diğer bütün nötronların üzerinden trace almak, iz almak. Bunu yaparsanız o zaman buna kısıtlı iz ya da partial trace diyorlar. Örneğin burada kuantum enformasyon biliminin notasyonunu kullanıyorum qubit olaraktan. Density operatörlerini spin'e bağlı olarak gösterdim. Bu spin up'ta elektron nötrinosu, spin down da müon nötrinosu. Dolayısıyla bu iki tane nötrino var burada kolay olarak yazmamız için.
iki nötrinolardan iki nötrinoya giden density operatörü bu. Up up yani yukarı yukarı, ikisi de elektron nötrinosu. İlk terim iki elektron nötrinosundan iki elektron nötrinosuna giden density operatörünün komponenti. Bütün bu iki tane nötrino olduğu için uzay sayısı 2 üzeri 2 yani 4. Yani bu 4 by 4, 4'e 4 bir matrix. O yüzden bunu açıkça yazmamız mümkün. Yapmak istediğim bu ikinci nötrinodan trace almamız lazım. Yani bu ikinci nötrino up ya da down, bunları toplayıp bir nokta yapıyoruz. Bunu yaparsak 2 by 2, 2 kere 2 bir matrix çıkıyor. Bu matrix de birinci nötrinoyu temsil ediyor. Fakat birinci nötrinoyu tek başına temsil etmiyor. Birinci nötrinonun ikinci nötrinoyla olan entanglement'ı, dolanımını da temsil ediyor. Çünkü onu işin içine kattık. Bunu yaparsak eninde sonunda buradan da buradan da entropiyi hesap etmemiz mümkün. Bu entropiyi hesap edersek görüyoruz ki bir fark var. Bu ortak alan yaklaşımıyla gerçek çözüm arasında bir fark var. Şimdi burada bu slide'ın artısı en yukarısında PZ dediğimiz bir değişimi gösteriyoruz. Onu bakmayalım. İkinci figüre bakalım. Bu ikinci figür entropinin nötron yıldızından olan uzaklıkla nasıl değiştiğini gösteriyor. Değişik şeylerimiz var. N eşittir 2, 2 nötrino, 3 nötrino, 4 nötrino, 5 nötrino, 6 nötrino gibi hepsini ayrı ayrı hesap ettik. Ve entropinin nötron yıldızından çıkıp da süpernovanın yüzeyine kadar giderken nasıl değiştiğine bakıyoruz. Bu R'de bir şekilde nötron yıldızından olan uzaklık. Gördüğünüz gibi entropi bir sürü salınım yapıyor. O önemli değil tabii çünkü çok etkileşme var. Bir noktadan sonra belli bir noktaya gidiyor. Fakat gördüğünüz gibi sıfıra gitmiyor. Ve ne kadar çok nötrino alırsanız o kadar çok artıyor entropi. Tabii entropiyi sonsuza götürmemiz mümkün değil. Çünkü entropinin tanımına bakarsanız en fazla log 2 olabilir. O yüzden ama log 2'ye gelmiş değiliz tabii bu burada. O yüzden şimdi bunu da atlayayım. Göstermek istediğim analitik olarak yani numerik hesap yapmadan çözebileceğimiz bir sorun var. O da iki tane nötrino, iki nötrinomuz olması. İki nötrino, yani iki nötrino, ikisi de her biri de elektron nötrinosu ve müon nötrinosu olabiliyor. Bunu çözmemiz mümkün analitik olarak. Bunu çözersek, bu çözümün kendisi, onu göstermeyeyim de entropinin nasıl değiştiğini gösteriyor. Şimdi entropi bu sağ taraftaki iki tane figürde var. Yukarıdaki figür ilk iki nötrinoda elektron nötrinosu olarak başlıyor ve yıldızın içerisinden gidiyor. Öyle bakarsanız entropi, bu entanglement, dolanım entropisi bayağı düşük. Gördüğünüz gibi bu y ekseni 0.02, 0.04, 0.06. Yani bayağı küçük bir değeri var entropinin. Yani entropi az çok sıfır. Bu sol tarafta gördüğünüz figürlerde de probability. Ona girmek istemiyorum ama mean field yani ortak alan ve gerçek many body çözümündeki probability ne kadar değişiyor. Öte yandan eğer nötrolardan ilk nötron yıldızından çıkan iki nötrinolardan bir tanesi elektron nötrinosu, öbürü de müon nötrinosu ise entropi bayağı artıyor sağ tarafa bakarsanız. En alttaki figüre bakarsanız. Dolayısıyla ve hem entropi bayağı artmış oluyor hem de log 2'ye kadar gidiyor. Yani maksimum değerine kadar gidiyor. Dolayısıyla bu ortak alan yaklaşımı yıldızı tam temsil etmiyor gibi duruyor. Tabii bu daha kesin olarak çok az sayıda nötrinoya baktık. En fazla 10 tane nötrinoya baktık.
Yıldızda da 10 üzeri 58 nötrino var. Buradan 10 nötrino 10 üzeri 58 nötrinoya gitmek kolay değil, fakat şu anda o noktaya bakıyoruz. Zamanım bitti. O yüzden bu anda bitireyim. Hatta bu şeyleri de okumak istememe gerek yok. Fakat göstermek istediğim bu nötrinoların nötron yıldızından çıkıp da süpernovanın yüzeyine kadar gittiklerinde onları ne şekilde temsil etmemiz, ne şekilde temsil ettiğimiz son derece önemli. Hem nötron yıldızının evrimi, hem süpernovadaki kimyasal elemanların nükleosentezi, hem de bu gelen nötrinoların yeryüzündeki gözlemi, nötrinoların süpernova içerisinde nasıl gittiğini anlamamıza son derece bağlı. O yüzden burada bitireyim. Çok teşekkür ederim. Eğer bu grafiğin ne olduğunu sormak isterseniz söyleyebilirim. Birçok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam, bu değerli ve çok kapsamlı konuşmanız için. Çok sağ olun. Şimdi soru ve cevap bölümümüze geçelim isterseniz. Lütfen arkadaşlar, katılımcı arkadaşlar sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularınızı chat butonu üzerinden mesaj yazarak sorabilirsiniz. Ve istediğiniz takdirde mikrofonla açık sesli de sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Değil mi Bağ Hocam? Tabii tabii. Bir soru var chat butonunda. Siz görür müsünüz hocam? Siz okur musunuz? Alat Bey'den. Tüm katılımcılara ve konuşmacıya merhaba, kolay gelsin diyor. İkinci de soru soruyor. İkinciyi göremedim. İkinciyi göremiyorum. Bir daha bakayım. Ben chatte bir tane görüyorum. Yok, iki tane var hocam. Biri de var. Evet, onu göremedim. Nedense. Yani benim chatte görünmüyor. İsterseniz siz onu okuyun ona göre. Olabilir hocam, ben okuyayım. Hocam sunumunuz için çok teşekkürler. Sorum çok kabaca. Bir galaksinin spektroskopik gözlemiyle tespit edilebilecek ağır element bolluğundan giderek bu elementlerin oluşuma neden olan nötrino miktarının bu kadar nötrino üretebilecek nötron yıldızının sayısına ulaşmak mümkün olabilir mi? Yani gözlemsel doğrulanabilir mi kastediyor? Evet, bu aslında tabii çok ilginç bir soru ve şu anda araştırma alanı. Sorun şu, bu R proses, yani hızlı süreç elemanlarını ilk yıldızlarda, yani üçüncü nüfus yıldızlarda gözlemediğimize bağlı. Eğer ilk yıldızlar, tabii ilk yıldızlar oluştuğunda daha ortalarda nötron yıldızları yok. Çünkü nötron yıldızı yıldızların oluşumundan sonra ortaya çıkmak zorunda. Eğer bu ilk yıldızlarda R süreçinden, hızlı süreçten, R prosesten gelen çekirdekleri görüyorsanız, o zaman bu çekirdekler süpernovanın evriminde yapıldığını, bu çekirdeklerin süpernovanın evriminde yapıldığını gösteriyor. Bu açık bir sorun aslında. Yani nükleosentez süpernova evriminde mi oluyor, yoksa nötron starların füzyonunda mı oluyor? Onu daha kesin olarak bilmiyoruz. Şunu göstermek istiyorum. Nötron yıldızların füzyonundan nükleosentez yapıldığına direkt bir kanıt yok. Çünkü bu nötron yıldızı füzyonları bize o kadar uzak ki, onlardan gelen ışık Doppler broadening oluyor. O yüzden o yıldızdaki spektroskopik faktörleri görmemiz mümkün değil. Yani bunlar birbirine karışmış oluyor. Dolayısıyla bakıp da bu yıldızda uranyum var diyemiyoruz. Çünkü bütün ışıklar
Doppler broadening yapmış oluyor, birbirine karışmış oluyor. Onun için şu anda bizim bakabildiğimiz bir tek bu ışıkların entegrali. Yani ışıkların entegrali kırmızıya mı kaçıyor, maviye mi kaçıyor, ona bakabiliyoruz. Ve kırmızıya kaçıyor gerçekten. Kırmızıya kaçması da bu lanthanide dediğimiz elemanların oluşmalarıyla uyuyor. Ama bu direkt bir kanıt değil. Bu dolaylı bir gözlem. Onun için kesin kesin söyleyemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Kesin yapma söylememiz mümkün değil. Umarım daha yakındaki nötron yıldızlarının füzyonunu gözleyebiliyoruz, gözleyebileceğiz. Bunu gözleyebilirsek o zaman tabii ki Doppler broadening'i az olacak, elemanların spektral line'larını görebilirsek o zaman diyebiliriz ki gerçekten bu elemanlar nötron yıldızının füzyonunda oldu. Şu anda göremiyoruz. Yani süpernovalarda mı oluştu yoksa nötron yıldızlarında mı oluştu? Onu kesin söyleyemiyoruz. Bu tabii son derece açık, tartışmalı bir konu şu anda. Evet, şu anda chat'teki diğer soruları görebiliyorum. Lütfen siz o zaman kendiniz okuyun hocam. Evet. Bir soru da. Sunum için teşekkür ederim. Merak ettiğim şu, bu kadar az etkileşen nötronları dünya içinde tespit etmek için nasıl yöntemler kullanıyorlar? Evet, şimdi dediğiniz doğru. Dünya içerisinde nötronları yakalamamız, tespit etmemiz kolay değil. Onun için iki tane, yani tesir kesiti çok düşük. Ama akının çok fazla olması lazım. Akının çok fazla olması için iki yöntem var. Bir tanesi gelen nötrolların akısını arttırmak, öbürü de target'ın akısını arttırmak. Onun için yaptığımızda target olarak, hedef olarak kullandığımız her şeyi arttırmak istiyor. Ne kadar büyük bir hedef kullanırsak, ne kadar büyük bir target kullanırsak, gelen akı az bile olsa, tesir kesiti az bile olsa bir takım gene de gözlem yapmamız mümkün olabiliyor. Onun için bu nötroları yakalamak için son derece büyük hedefler kullanılıyor. Bu tabii hedef ne kadar büyüyse o kadar pahalı. Çünkü normalde örneğin ilk hedef bu güneşten gelen nötroların bakması için ilk hedef şeydi. Klor gazı, klordu. O sıralarda bu Ray Davis'in deneyi, gelen güneşten gelen nötronlara bakmak için. O sıralarda kuru temizleyiciler klor bazlı temizleyici kullanıyorlardı. Onun için klor bayağı ucuzdu. Klor alaraktan onu kloru hedef olarak kullanaraktan güneşten gelen nötrolara bakabiliyordu. Yani nötrino klora çarpıyor, klor çekirdeğine çarpıyor. Onu argon çekirdeği yapıyor. Argon noble gas, yani başka hiçbir şekilde etkileşmeyen, kolay kolay etkileşmeyen bir çekirdek olduğu için 3-4 ay bu deneyi yapıyordu. Ondan sonra da hedefin içerisinden çıkan argon atomlarını ayıklıyordu, argon atomlarını sayıyordu. Fakat bu hedefte bile, yani hedef bayağı büyük, yani bir hedefti. Ona göre o hedef çok büyüktü ama gene de etkileşme az olduğu için 7-8 tane, 40 tane argon atomu çıkıyordu bütün bayağı büyük bir hedeften. Bu kolay bir şey değildi. Onun için error çok yüksekti. Deneysel error çok yüksekti. Gitgide daha başka yöntemler kullanıldı. Örneğin şu anda kullanılan en iyi yöntem su. Suyu kullanıyoruz hedef olaraktan. Tabii bu deneyler yeryüzünde değil de yeryüzünün dibinde yapılıyor ki kozmik ışınlardan gelen background'ı atabiliyoruz. Bunun için büyük büyük mağaralar yapılıyor yer altında. Burayı da suyla dolduruyoruz. Ve su tabii proton.
ve oksijen, yani hidrojen ve oksijen, yani hidrojen de proton. Nötrolar, elektron antinötrolları protonla çarpışıyor, onu nötron yapıyor ve ışık elektron çıkartıyor. Bu elektron da su içerisinden giderken Cherenkov ışınımı yapıyor. O Cherenkov ışınımını çözüyor, ışınımını ölçüyorlar. Bu deneyler tabii çok fazla su gerektiriyor. Baya büyük mağaralar yerin dibine kazılıyor. Ve bunlar da örneğin futbol sahasından daha da büyük bir mağarayı suyla dolduruyorlar. Evet, bir sonraki soru Akkuyu nükleer santralı nötrinoyla yapılacak bir araştırma olabilir mi? Evet, yani yeryüzünde tabii ki nötrinoların, güneşten gelen nötrinolar bayağı yüksek, ama güneş bize bayağı uzak. Güneşten gelen nötrinoların sayısı bayağı yüksek ama güneş bize çok uzak. O yüzden akı güneşten dünyaya geldiğinde nötrin akısı bayağı düşük. Yeryüzündeki en fazla nötrino veren nötrino kaynağı nükleer santrallar. O doğru. Nükleer santralların değeri de santrala çok yaklaşabiliyorsunuz. Tabii bu her şeye bağlı değil. Eğer santralın ekonomik bir değeri varsa çok fazla yaklaştırmayabiliyorlar. Santrala çok yaklaşabildiğimiz için nötrino akısı bayağı yüksek oluyor. O yüzden nötrino deneyleri yapmak mümkün nükleer santrallarda. En çok yapılan deney de nötrinoların magnetik momentini ölçmek nükleer santrallarda. Bu da Tayvan'da Texonu deneyinde ölçülüyor. Bunu yapan İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden arkadaşlar var. Muhammed Deniz o deneyde. Tabii ki bu tür deneyleri Türkiye'deki nükleer reaktörlerde yapmak mümkün ama nükleer reaktörün akısına bağlı. Mehmet Emin, merhaba. Bu son resim nedir diye soruyordun. Bu son resim 1066'daki en parlak süpernova. Şimdi onun resmi. Bu resim, bunu yapan bir öğrenci. Türkiye'den bir astronomi öğrencisi. Kim olduğunu maalesef bilmiyorum. Bu ışık Türk rasathanesi var ya Toroslar'da. Oradan Akdeniz'e bakarken o süpernovanın nasıl göründüğünün resmi. Bu arkadaş şöyle yapmış. Tabii yıldızları görüyoruz. Bunu yıldızların tamamı gerçek yıldızlar. Tabii bu yıldızların şu andaki değeri, şu andaki yeri ve 1066'daki yeri aynı değil. Bu astronomi öğrencisi olan arkadaşımız bu yıldızların 1066'da nerede olacağını hesap etmiş ve süpernovaya göre koymuş. Dolayısıyla bu 1066'daki en parlak süpernovanın Toroslardan nasıl göründüğü Akdeniz üzerinden. Evet, şimdi bir başka soru da enerji üretmek için hidrojen atom füzyon projesi başarabileceğini düşünüyor musunuz? Evet, bunu yıllardan beri yapmaya çalışıyorlar. Eninde sonunda mümkün olacak herhalde. İki hidrojen atomundan füzyon yapmak. Çünkü güneş de bunu yapıyor. Güneş enerjisinin de aslı bu. Bunu eninde sonunda yapmak mümkün ama şu anda daha bu halen deneme safhasında. Ne kadar gerçekleşebilecek onu bilemiyoruz. Bir başka soru da n eşittir 6 ve n eşittir 2 için simülasyonlarda özdeğerler nasıl değişiyor? Entropi artarken özdeğerler nasıl değişiyor? Biz bunu hesap ettik ama onun tablosunu yapmadık maalesef. Soru için teşekkür ederim. Belki bu özdeğerlerin değişimini yapan bir tablo yapmamız iyi olabilir. Bunu yapalım. Yaparsak
Bir örneğini de Taygun arkadaşımıza göndereceğim. Bu Canan merhaba. Non-start not neutrino interaction'ları için yeni fizik çalışmaları yapılıyor mu diye sordu. Bu evet yapılıyor, bu beyond standard model physics dediğimiz. Aslında örneğin bu neutrino manyetik momentini hesap et, neutrino manyetik momentini ölçmek bu beyond standard modelin ötesinde. Bu non-standard neutrino interaksiyonları için yeryüzündeki laboratuvarlarda deney yapıldığını bilmiyorum. Direkt deney, yani direkt olarak, dolaylı olarak tabii ölçebiliyoruz ama direkt olarak ölçmemiz mümkün olacağını zannetmiyorum. Ama bir sürü astrofizikteki ortamda non-standard interaksiyonların önemli olabilir. Örneğin eğer nötrinonun manyetik momenti yüksekse, bayağı yüksekse, bu red giant dediğimiz yıldızlar, yani kızıl dev dediğimiz yıldızlar, bu nötrino manyetik momenti olan nötrinolar fotonlarla etkileştikleri için bu yıldızların içerisindeki plazmadaki fotonlar nötrino antineutrino çifti yaratabiliyorlar. Nötrino antineutrino çifti de fazla etkileşmediği için hemen kızıl devin, yani red giant yıldızın dışına çıkabiliyorlar. O yüzden red giant'ın enerjisini arttırıyorlar. O yüzden bu Hertzsprung-Russell diagramındaki yeri değişiyor. Ona bakaraktan nötrino manyetik momentine örneğin limit koymak mümkün değil, mümkün. Gene aynı şekildeki hesaplara bakaraktan örneğin ekstra boyutlara ya da aksiyonlara kütle limiti, etkileşme limiti koymamız mümkün. Evet, şu anda o. Evet, Sivan Duran arkadaşımız da şey sormuş. Nötrino kaynaktan gelirken başka şeylerle etkileşip, örneğin fotonlar gibi etkileşmenin izini taşıması da mümkün mü? Evet, tabii ki. Hatta bu işte söylediğim gibi yıldızdan, güneşten gelen nötrinolar, güneşin ortasından gelen nötrinolar, güneşin ortasından güneşin yüzeyine kadar gelirken güneş içindeki elektronlarla, protonlarla ve nötronlarla etkileşiyor. Bu etkileşmenin izini taşıyor. Bu yıldızları, bu güneşten gelen nötronları yeryüzünde gördüğümüz zaman bu izi görebiliyoruz. Evet, umarım akkuyuda ileri derece deneyler ve çalışmalar yapılabilir. Fakat şu anda bilemiyorum tabii şeyini, planlar ne. Metin Arktan arkadaşımız da şey soruyor. Mercek etkisine olan kütlesel çekim odakları dolanıklığa sebep olabilir mi? Evet, olabilir. Bunun gözlemlenmesi de herhalde mümkün olacak. Bülent Yılmaz arkadaşımız da bu Hamiltonian Lipkin-Meshkov-Glick modeline benziyor diyor. Bu tip Hamiltonianları belirli parçacık sayısı için tam çözmek mümkün mü? Evet, bunu tabii slaytlarda vardı. Fakat bunu üzerine gitmek istemedim çünkü zamanım kalmadı. Mümkün. Fakat şöyle söyleyeyim. Çözmek mümkün de aslında mümkün olan çözülebildiğini göstermek, tam cevabı almak yerine. Çünkü bu dediğiniz doğru, bu tür Hamiltonianlar, Lipkin-Meshkov Hamiltonian'ı da bunlara dahil,
belli bir Gödel Hamiltonyanı dediğimiz Hamiltonyanlar içerisinde bu Hamiltonyanları Beta-Ansatz metoduyla çözmemiz mümkün. Ama bu Hamiltonyan, daha doğrusu bu Hamiltonyanın çözümünü Beta-Ansatz çözümüne bağlamak, Beta-Ansatz denklemlerinin çözümüne bağlamak mümkün. Ama bu Beta-Ansatz denklemlerini en genel şekilde çözmek kolay değil. O yüzden yani çözülebildiğini göstermek mümkün. Ama bu bir tek matematikçileri ikna ediyor. Fizikçiler daha çözüm istiyor. Her genel halde çözmemiz mümkün değil tabii ki. Evet, Ali İkram Bey, başka sorun görmüyorum herhalde. Evet, sorun bitti sanki hocam. Evet. İsterseniz burada tamamlayalım mı, ne dersiniz? Evet, çok teşekkür ederim ilginiz için ve sorularınız için. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.